Radyatör sıvısını, soğutma sıvısını değiştireceğiz motoru. Bunun için önce sağ, sonra da sol ön drenajı söküp önce radyatör kapağına ulaşacağız. Radyatör kapağını açacağız. Sonra yedek deposunu, rezervuarı söküp içindeki sıvıyı boşaltacağız. Evet, daha sonra da motor bloğunun sağında da bulunan burada şey de var, devir daim pompası var içinde. Şu üçgen olan vidayı söküp kap koyup içindeki sıvıyı tahliye edeceğiz. Bunu adım adım gösterelim bakalım nasıl olacak. Motorun gidiş yönüne doğru soldaki grenaj, sadece şu üstteki vidasını söktüğünüzde çok rahatlıkla radyatör kapağına ulaşıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken, bakın önünde bir tane vida var. Onu başta sökmeniz lazım. Ama motorun gidiş yönüne göre sağdaki grenajı komple sökmeniz lazım. Hem ön hem arka şey grenajı. Çünkü komple bunu serbest bırakmanız için, boşa çıkartmanız için hem ön grenajı hem de arka grenajı sökmeniz gerekiyor. Çünkü bunu sökmeden de bunu çıkartamıyorsunuz. Biraz birbirine bağlı yapmışlar. Sağ taraftaki komple bütün yandaki grenajları söküyoruz. Sağ ön grenajı sökmek için bunu bir sökmeniz lazım başta. 2, 3, 4. En sonunda bunu sökmeniz lazım. 4 vida aynı. Üstteki vida biraz daha kısa. Onu da şöyle gösterebiliriz. Bakın şu kısa olan, evet, bu da biraz daha uzun ve diğer işte grenajlardaki vida, diğerleri de burada zaten. Şimdi şu iki tane vidayı da söküp bunu iyice boşa çıkartacağım. Çünkü direkt şunu sökersem çok sıvı akacak. Onluk anahtar kullanıp buradaki çivataları kolaylıkla sökebiliyorsunuz. Zaten iki tane var tutan. Dediğim gibi buradaki iki tane vidayı söktüğünüzde bu boşa çıkıyor. Öncelikle şu üstteki yaylı kelepçeyi çıkartalım. Evet, gördüğünüz gibi boşa çıktı. Şimdi bunun içindeki bütün sıvıyı gördüğünüz aşağıdaki leğene boşaltacağız. Yani bunu da boşalttığımıza göre şu aşağıdaki kelepçeyi de çıkartabiliriz. İyice içerideki. Bugün pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlaması var. Aslında olmasa bir saf su alıp bunu da temizlemek hiç kötü fikir değil. Neyse, bunu artık söktük. Bununla işimiz şimdilik bitti. Ben genelde motosikletin avadanlığından çıkan çift taraflı tornavidayı kullanıyorum. Dediğim gibi önce birazcık şu üstteki vidayı söktüğünüz zaman şunu birazcık esnetip şuradaki küçük vidayı başta söküyorsunuz. Bu vidayı da kaybetmiyoruz. Tekrar yerine takarken bazen zorluk çıkabiliyor. Mesela şurayı işaretliyorum ki buraya vida gelecek. İşte yukarıdan bakıldığında saat yönünün tersine çevirdiğinizde kapak çok basit bir şekilde açılması lazım. Evet, açıldı. Şurayı da bakın yine de kapatırken de şu iki tane çizdiğim kırmızıyı denk getirip saat yönüne çevirince işlem bitecek. Tamam, bu da çıkan kapak. Kirletmeyin, yere düşürmeyin. Bunu da kenara koyalım. Radyatör kapağını açtıktan sonraki açmadan yapamazsınız. Açtıktan sonra az önce gösterdiğim vidayı artık gevşeteceğiz. 8'lik bir alyan. Evet, gevşettik. Akmaya başladı. Gördüğünüz gibi bayağı fışır fışır akıyor. Fışır fışır efekti önemli burada tabii. Komple vidayı çıkartınca foşur foşur oldu. Fışır fışır sesi foşur foşura döndü. Şuradaki bakır somun değiştirirseniz iyi olur. Bu çünkü şey flanjlı bir vida. Isırarak yalıtım sağlıyor. Sonra biraz motoru bu tarafa doğru eğip bütün sıvıyı boşaltmak gerekiyor. İçinden çıkan sıvı. Şimdi sırasıyla önce söktüğümüz buradaki vidayı yerine takacağız. Pul ile birlikte. Sonra üstteki rezervuarı takacağız. Yedek rezervuarı. Sonra soldaki radyatörden de temiz yeni soğutma sıvısını koyacağız. Teker teker yapalım bakalım bunları. Vidayı taktık. Çok hafif, çok böyle abartmayacak şekilde bunu da sıkmamız lazım. Bu kadar yeter. Sonra rezervuarı takacağız. Rezervuarımız burada. Önce alttaki hortumu takıyoruz. Kelepçesini yerine takıyoruz, yaylı kelepçeyi. Sonra üstteki hortumu ve yaylı kelepçeyi takacağız. Güzel.
Hepsini taktık, eski konumlarına getirdik. Vidalayalım. Soğutma sıvısı etilen glikol içeriyor. Glikol değdiği yeri yapışıklık hissi veriyor. Ben de hiç sevmem bunu. Çok küçükken, yani hakikaten küçükken 4-5 yaşında elime bu his gelecek diye meyve yemezdim. Yani işte portakal, elma neyse. Annem sağ olsun soyup çatala takıp öyle verdi bana. Bezi ıslattım. Biraz etilen glikol bulaşan yerleri siliyorum. Çıkardığımız vidaları tek tek gerisini geriye yerine takıyoruz. Hadi vidalarımız. Tutma iyisini verdiğinde sıkmak şeyi kesebilirsiniz. Sıkmayı, sıkıştırmayı. Evet, bu kadar sıkılık yeter. Bu tamam. Ama önce buna soğutma sıvısını koymayacağız. Önce ben radyatöre koymak istiyorum. Çünkü yetip yetmeyeceğini bilemiyorum. Hangi soğutma sıvısını kullanacağımı söyleyeyim. Etilen glikol içeren Motul'ün bu sıvısını aldım. -37'de herhalde sürmeyeceğim. Bakalım. Tabii ki sınırlar açılırsa gideceğimiz, düşlediğimiz rotalar bu kadar soğuk olmayacağını, en azından yaz ayları bu kadar soğuk olmayacağını düşünüyorum. Size tavsiyem, ben dün unuttum almayı ama saf su alıp bunu 1-2 kere flash etmeyi deneyebiliriz. Çok kritik değil, yani mutlaka yapın değil. Dikkatlice huniden yavaş yavaş soğutma sıvısını koyuyoruz. Şu anda yaklaşık 4'te 3'ünü koydum ve hemen hemen ağzına kadar geldi. Ama biraz daha koymakta fayda var. Şöyle göreceğim şekilde birazcık huniyi çıkartıp yavaş yavaş döküyorum. Evet, şu anda ağzına kadar geldi. Diyor ki kitapçık, motoru çalıştırın 2-3 dakika. Hava varsa onu alın. Kapağını kapamadan şimdi motoru çalıştıracağız. 2-3 dakika çalıştıracağız. Arada 3-4 kere diyor da gaz verin. İçinde hava varsa çıkacak diyor. Şimdi o işlemi yapacağız. Saat tutalım. Evet, motor çalışmaya devam ediyor. Birazcık üstüne çıktı soğutma sıvısı. O yüzden birazcık gaz vereceğiz motoru. Tip tutup. Evet. O fazlalıkta tekrar emmeye başladı. Demek ki biraz hava var. Evet, bu işlemi 2-3 kere yapmanız lazım. Ki içerideki hava tahliye olsun. Evet, zaman doldu. Yaklaşık 40 geçe başladık. 43 geçiyor. Hatta 44'e doğru geçiyor. İşte gidiyor. 3-4 kere gaz lazım. Son kez gaz verip kapatacağım motoru dik konumda. Evet. Eksiltme yok. Rezervuarın iki tane çizgisi var. Lower ve upper diye. Lower'ın altında olmayacak. Upper'ın da üstünde olacak, yani şu iki araya kadar. Herhalde bu da zaten yeter. Dediğim gibi 1 litre rahat rahat yetiyor. Upper'ın yaklaşık yarım santim altında kaldı. Daha da fazla koymayacağım. Yaklaşık 100 mililitre kadar da soğutma sıvımız arttı gördüğünüz gibi. Yani yaklaşık 900 mililitre falan soğutma sıvısı ihtiyacınız var. CRF250L'nin 2017 model CRF250L'nin soğutma sıvısını değiştirmeniz için. Kapağını da temizliyoruz takmadan. Evet. Torosların veya Nepal'in kirleri, tozları duruyor. Bunu taktık. Diğer taraftan radyatör kapağını da takacağız. Evet. Gördüğünüz gibi burada kırmızıyla işaretli demişim zaten. Orada da kırmızıyla işaretli. İkisini üstte getirip şu şekilde bakın. Saat yönüne doğru çevirdiğinizde radyatör kapağınız kapanacak. Ve evet, bir de deliği de burada zaten. Yine yıldız tornavida ile bunun yerine takıyoruz arkadaşlar. Bu sadece kapağın dönmesine geliyor. Bir yere sıkıştırdığınız yok bunu. Evet, şimdi geriye işte grenajları toparlamak kaldı. Üstlere kısa vidalar geliyor arkadaşlar, dediğim gibi. Sağ ön şoförler. Şimdi bunu takalım. Aslında açmışken Kono'ya da bakabilirim. Kono Hindistan'da. Kono'nun ayakları kopmuştu. Tabii aslında bulabilirdim Kono'yu ama vakit kaybetmek istemedim. Bir de Hintçe falan zor işler.
Ben de bunu Sunfix ile tutturmuştum. Hala da öyle. İşini de gayet iyi yapıyor. Şimdi vidalama, dediğim gibi en üstte kısa vida. En sonunda sağ arka grenajı taktık mı? Evet, oturttuk yerine. En son vidasını takıyoruz, iş bitiyor. Bu kadar yeter, evet. Bu işlem için lazım olan nedir? Bakıyoruz. Evet. Bu işlem için lazım olan 8'lik lokma, 10'luk anahtar, sanırım 5'lik alyan, bakayım kaçlık, evet 5'lik uzun alyan, etilen glikol içeren 1 litre alüminyum mazararsız soğutma sıvısı. Halbuki de isterseniz küçük bir pense veya karga burnu da işinizi görür. Bir de leğen. Gördüğünüz gibi leğen de lazım. O basit edevatlarla dilerseniz huni son kez. Basit edevatlarla CRF250'nin soğutma sıvısını da değiştirirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler.